Ege Üniversitesi TV'nin dinleyenleri, izleyenleri, radyomuzun tabii dinleyenleri, hepinize günaydın, iyi günler diliyoruz. Bugün biliyorsunuz bir haftanın içindeyiz. O da Atatürk'ü anma ve anlama haftası. Bu 77. yılını dün idrak etmeye çalıştık. Onu anlamaya çalıştık. Anlayabildik mi bilmiyoruz. Onun çok önemli eserleri bize getirildi. Onun kıymetini biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bunlarla ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Çok değerli dostumla beraberiz. Özcan Kokulu. Özcan Kokulu, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gödence. Aynı zamanda Seferihisar Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı. Aynı zamanda iki şapkayla birlikteyiz. Efendim, 28'inde biz son görüşmemizi yapmıştık. Sonra üniversitemizin açılışı oldu ve 1 Kasım oldu biliyorsunuz. 1 Kasım seçimlerini yaşadık ve bugünlere geldik. Şimdi tabii burada belirtmemiz lazım. Büyük Atatürk 77. yılını andığımız, ölüm yıl dönümünü andığımız Büyük Atatürk birçok şeyde öncülük yapmıştı. Bunlardan en önemlileri de tarımsal, bankacılık, sanayi sisteminde uçak fabrikası bile vardı. Ama biz o günleri bugünlere taşıyamadık. Şimdi bir takım şeylerle uğraşıyoruz. Ve ne yazık ki hala Atatürk'ü tam anlayabilmiş değiliz. Atatürk'ün çok önemli ortaya koyduğu şeylerden birisi tarımsal amaçlı konular demiştik. Bunların içinde de kooperatifler geliyor. Ona şöyle bir bakacak olursak, özellikle ilk 1920'den bu tarafa değerlendirdiğimizde Atatürk'ün kooperatifçiliği hep önde tuttuğunu görüyoruz. Özellikle tarımsal kredi kooperatifleri ve Ankara'da memur tüketim kooperatifinin ortağı olmasıyla bunu bir de eyleme dökmüş bir insan. Tarımsal kalkınma kooperatifleri işte o günlerden bugünlere taşınmış durumda. Sayın Kokulu'yla da biz bugün bunları tartışacağız. Bir kere isterseniz Atatürk'ten başlayalım. Atatürk herhalde kooperatifçiliğin babalığını da üstlendi. Şimdi merhaba İzmir ve merhaba İzmir'in güzel insanları. Sağ olun. Bir ülkenin ekonomisi 3 önemli ayak üstünde oturur. Bunlardan bir tanesi tarım sektörüdür. Anasıdır ülkenin. Hele sanayileşmesine adım atılmamış ülkelerde ki 1920'lerde ana sektör. Doğru. Ana sektör tarım. Yoksulluk çepeçevre bu ana sektörü kavramış. Bilgi kullanma, teknoloji, tarımın sanayi araçlarıyla üretim yapılamamasında dikkat alırsanız bu ana sektörün Türkiye'de ayağa kaldırılması Mustafa Kemal'in en ciddi öngörülerin başında geliyor. Üçüncüsü sanayi sektörü, bu bacaklardan bir tanesi. Diğeri hizmet sektörü. Hem sanayi sektörüne hem hizmet sektörüne iş gücü de veren bir sektör, tarım sektörü. Doğru. İşte Mustafa Kemal'in 1923'lerden sonra ele aldığı en önemli konuların başında Türkiye tarımı geliyor. Türkiye tarımı tek başına çiftçi organizasyonları olmadan ayağa kaldırılmasını, ülkenin kalkınma, ülkenin sanayileşme sürecinin hızlandırılması, hizmet sektörünün ayağa kaldırılmasının hiç imkanı yok. Doğurgan bir sektör tarım. Hem insanları doyuracaksınız, ihracatınızı yapacaksınız. İlk de taş ucudaki hareketidir Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal Mersin Taşucu. Evet. Evet, Mustafa Kemal büyük bir asker olmasının ötesinde en büyük yanı tarımda da çok büyük bir teorisyen. 100 yılın yetiştirdiği, belki ondan sonraki gelecek 100 yılların yetiştiremeyeceği büyük bir deha. Onu konuşmak, onu anlatmak ne yazık ki bizim haddimize değil. Dünyada ilk tarım kalkınmasında uğraşan lider deniyor zaten. Evet. Dünya Mustafa Kemal'den sonra daha büyük bir lider çıkarmadı.
Bakın çağın içinde Lenin, dağın içindeki bakın Amerika'daki Roosevelt, bunların hepsi unutuldu gidildi. Şeyin faşistler var, Hitler var, Mussolini var. Evet. O dönemin içinde ama Mustafa Kemal dünyada saygınlığını giderek yükselten, giderek özlemi daha fazla artan. Bakın Mustafa Kemal'e sıradan bir vatandaşı çevirin, sorun, Mustafa Kemal'i çok özlediğini söyleyecek size. Evet, Mustafa Kemal'i ben çok özlüyorum. Çok doğru, özlüyorum. Doğru, doğru. Peki Sayın Kokulu, o zaman biraz da Mustafa Kemal'in ortaya koymaya çalıştığı kooperatifçilik ve Gödence kooperatifini şimdi anlatalım. Tarım, nasıl başarılı? Tarım sektörünün şey yapılması, kalkınması ülkenin kalkınmasıyla eşit, paralel. Doğru, doğru. Çiftçi organizasyonu olmadan çiftçiye kişilik kazandırmak mümkün değil. Evet. Organizasyon, emeğe sahip çıkma, emeğin saygınlığını, artı değeri bu işi yapanlara vererek, yani bir bağlamda şöyle daha net anlaşılır şekilde ifade etmemiz mümkün. Tarıma dayalı sanayi çiftçilik yapan insanların elinde olmalı. Nasıl olacak bu? Kooperatiflerle. Doğru, 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 doğru. Bu olay budur. Evet. Şimdi buradan Gödence'ye atlarsak, kendi adına 7 tane markası olan Gödence bu konuda çiftçinin kişilik kazandığı, istihdama yönelik, efendim ülkeye, çevreye yönelik, doğru, çevresel problemleri çözme, çevreye problem yaratmama. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde oturuyorsunuz. Evet, evet. Kızıldağlar, evet, bildiğiniz gibi Doğan Bey Körfezi'nden başlayarak bir ucu Balçova'ya, diğer Menderes'e inen ve İzmir'in yağış havzası, İzmir'in su havzası, buradaki bu olağanüstü coğrafyayla uyumlu bir sanayileşme sürecini gerçekleştirmiş bir kooperatif Gödence. 1972'de yola çıkılıyor ve bu sene 45. yıla doğru giriyoruz. Bu 45 yılın içinde şöyle ifade edebilirim. Bizim işimiz gücümüz zeytinyağı ve sofralık üzüm. İzmir'in sofralık üzüm bölgesiyiz. Kızıldağlar'da 5 köy var. Bu işte bunlardan bir tanesi, sanayi ve kültür merkezi gibi. Bir Gödence. Gödence. Bakınız, para kazanabilirsiniz. Hı hı. Marka da çıkarırsınız. Efendim. Hı hı. Ama esas olan buna paralel toplumsal ve kültürel değerlerinizi de korumanız. Toplum olarak bunları koruyamazsanız kazandığınızın paranın hiç önemi yoktur. İşte Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir sanayici kuruluş olarak yapmaya çalıştığı, üstünde önemle, hassasiyetle durduğu konuların ekonomi kadar, tarımsal faaliyetler kadar toplumsal ve kültürel değerlerin korunması geliyor. Evet, çok güzel. Diğer köyler bu konuda katkıda bulunabiliyor. Şimdi mu? Gödence Kooperatifi 45. yılına giderken, hı hı, artık bir havza kooperatifi olma. Sadece Gödence'de yerel ve lokal bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kavramış durumda. Yani yola çıktık, işte önce işte ana ürünümüz zeytindir, onu işleyeceğiz. Sonra baktık ki zeytin işlemek hiçbir şey ifade etmiyor. Onu tenekeye, kutuya koyup, şişeye koyup satmamız gerekiyor. Onu koyduk, baktık o da yetmiyor. İşte depolama, tüketicinin korunması gibi daha geniş bir çevreye, daha geniş bir bakış açısına doğru gitmenin gerektiğini fark ettik. Bu noktaya, bu merdivenin basamağına çıktığımızda baktık ki tüketicinin korunması gerekiyor. Tüketiciyi koruyucu bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Tüketiciyle çok geniş bir işbirliği yapılması gerekiyor. İşte İzmir'deki kooperatif organizasyonlar, Mustafa Kemal bizi burada duyuyorsa izinden, onun izinden, onu mahcup etmeyecek şekilde yürümeye kaydediyor. Şey yapıyoruz, devam ediyoruz. O kadar önemli ki burada hemen söyleyelim. 1 Kasım çok önemli. 1 Kasım 1928'de topraksız çiftçi olmamalı diyor. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında. Evet. Bir başka, özellikle yine 1 Kasım'da mutlaka ve mutlaka
kooperatiflerin oluşturulması evet. gerekir diyor. Birlikten güç doğar evet. diyor. Evet. Bu gücü Gödence'deki Gödence sonuç itibariyle Kızıl Dağların içinde 300 nüfuslu küçük bir yerleşim birimi. Bu gücü çevresinde diğer 5 köyünden de ortakları var. Bu gücü daha geniş bir alana yarak, daha geniş bir çiftçi kesimini bu organizasyonun çatısının altında toplayarak havza derken Seferihisar efendim nereye kadar uzanıyoruz? Yarımada'ya, Yarımada'da var. Yarımada'da var. Çok güzel. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yarımada derken izleyicilerimiz için yani Urla, evet. Karaburun'a doğru. Evet. Evet. Makro düzeyde büyük bir kooperatif organizasyon. Belki o zaman ismi daha farklı olabilir. Çünkü büyük olsun ve hepimizin olsun. Büyük olsun ve hepimizin olsun. Çok güzel. Ve Yarımada merkezli bir yerel zeytinyağı borsasının şu anda temelleri atıldı. Yani küçük olsun benim olsun diyenlerin yok. Tam karşıtı bu. Evet. Evet. Büyük olsun hepimizin olsun. Hepimizin olduğunda daha ciddi, daha başarılı problemleri çözme daha kolay olacaktır. Evet. Çünkü daha kitlesel evet. bir çalışma yapıyor. Evet. Peki Sayın Kokulu bu kooperatifin özellikle ekonomik bakımdan nasıl bir birlikteliği var? Şimdi, yani sadece ürünlerden mi? Bir de ürünleri de tabii konuşalım. Evet. Şimdi şöyle söylemek lazım. Nasıl, çünkü, neler tavsiye edelim bu izleyenlerimize? Şimdi bakınız izleyenlerimize bu sene Gödence Tarım Sal Kalkınma Kooperatifi'nin yeni hedefi tüketicinin korunması. Güzel. Çok önemli. Güzel. Biz bir üretici kuruluşu olduğumuzun ötesinde daha fazlası tüketiciyi koruma konusunda tüketicinin kurumu olduğunu yani şunu anlıyoruz. Yani şunu mu demek istiyoruz? 20-25 liraya çıkan litresi zeytinyağından evet. tüketiciyi koruyacağız. Bunu. Onu da anlayabilirsiniz. Evet. Artı ondan daha kötüsü, ondan çok daha kötüsü bir para verirsiniz, bir ürün alırsınız. Aldığınız ürün verdiğiniz parayı hak etmeli. Çünkü tüketiyorsunuz ve sağlığınız çok önemli. Bakınız şunu üzülerek ifade edeyim. Biz aynı zamanda Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi'nin kurucu üyelerindendir. Öyle mi? Tabii ki. Güzel. Hasbelkader ben Gödence Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı olarak Türkiye Zeytinyağı Danışma Kurulu üyesiyim. Çağrılsalar da çağrılmasalar da son senelerde çağırmıyoruz ama sizin göreviniz de bitti demiyorlar. Güzel. Şimdi piyasadan topladığımız örnek olarak alıp topladığımız zeytinyağı örneklerinde natürel özellikli zeytinyağını bulmak son derece çok güçleşti. Yani tahşiş dediğimiz zeytinyağının içine daha kötü bitkisel yağ karıştırma suretiyle tüketicinin aldatıldığı hatta sağlığıyla oynandığını görüyoruz. Bu konuda çok ciddi girişimlerimiz var. Bakın pazar pazar kendi üreticiyle dolaşıyoruz, örnekler topluyoruz. Yerini, mekanını söylemeyeceğim ama topladığımız örneklerden bunu aynı zamanda Ulusal Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ünvan Tibet Hanım da yapıyor. Hı-hı. Birlikte işbirliği içindeyiz zaten. Evet, onun örneklerinden, bulduğu örneklerden yola çıkarak söylüyorum. Rakam olarak toplanan örneklerde oran olarak insana ürkütücü boyutlarda karışık taşçılar var. Biz bir kere buna rastladık. Ağızda bir tuhaf şey bırakıyor. Gres yağı gibi diyelim. Aynen. Hadi biraz daha. Palm yağı yani ki olduğu çok güvendiğimiz ediliyor. Bir bakın, yerden. Örnekler. Palmiye olabilir. Tamam, evet. Doğru. Örnekler elimizde var. Bugün bu hafta içinde kendi ilçe belediye başkanımıza pazarlarda bu tip ürünlerin satıldığını. Elimizde örnekler var çünkü. Aldık tüketici olarak. Bu işte kooperatif organizasyon içindeki görevimiz. Tüketicinin korunması ama tüketicinin de buna sahip çıkması. Aynen. Evet. Şimdi evet. buradan şöyle söyleyeyim. Üniversite kampüsümüzün hemen 200 metre ötesinde Tarım İl Müdürlüğü'nde
Büyük İzmir'de 5 büyük kooperatif organizasyonunun satış noktası var. Güzelyalı hattında satış noktası var. Buralarda, bir daha söyleyelim. Yani bu Zeytincilik Tarım İl Müdürlüğü'nün olduğu yer. Önünde evet. Devlet Su İşleri'nin orada 5 büyük organizasyonun onların ismini verebiliriz. Kooperatifler tabii, yani. Tabii. Evet. Tire Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, efendim İdeli, Bademler, güzel, Bademli, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatif, Arıcılar Birliği. Bu tip ürünler sağlıklı. Bornova Belediyesi de bir yer tahsis etti. Evet, şeyde de var. Var, stadyumun yanında. Evet. Bu organizasyon, buradan makro projeler çıkarmamız gerekiyor. Bakınız, Parakende satış büyük market zincirlerin içinde neden yoksunuz diye sorarsanız bana, bir, onlarla baş etmemiz mümkün değil. Rüşvet vermemiz mümkün değil. Raf kirası vermemiz mümkün değil. O zaman kendi organizasyonlarımızı kurmamız gerekiyor. Bu organizasyonlar içinde Büyükşehir Belediyesi ile bu kooperatif organizasyonlar içinde bir işbirliği devam ediyor. Evet. Bunu model olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu bu tip organizasyonların destekleyicisi ve koruyucusu. Örnek tüketim, oldu. Örnek tüketim, oldu. Evet. Tüketicinin korunması konusunda aynı zamanda üretici ile tüketici arasındaki sağlıklı köprüyü, bakın bu giyim değil, kuşam değil, efendim araç gereç değil, gıdadan söz ediyoruz. Doğrudan vücuda giren. Yeni nesillerden, yeni nesillerin sağlığından, geleceğinden söz ediyoruz. Burada hem kooperatif organizasyonlara hem tüketici gruplarına. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Az önce buraya girerken sevgili kardeşim Tayfun Özkaya'dan söz ettiniz. Doğru. Tayfun Özkaya'nın toplum destekli grup, var, tüketici grupları. Var onun. Ne yapıyorlar? Evet. Üniversitedeki bir grup telefon ediyor. Güvenilir gıda olarak kooperatif organizasyonları seçiyor. Evet. Bu, bunu yaygınlaştırmak. Yani tüketici bu tip organizasyonlarla işbirliği içinde tüketeceği malzemeyi, gıdayı elde etmeye çalışmalı. Bunu da soruşturmalı. Evet. Çünkü kendi sağlığı açısından çok önemli. Yani kendi sağlığı ötesinden çocuğunun sağlığı. Doğru. Yeni genç neslinin sağlığı için sorulmalı. Doğru. Bu açıdan kooperatif organizasyonların, bakın iş olan yerde hata mutlaka olur. Evet. Ama hile, tüketiciyi kandırma, sağlıkla oynama, o çok farklı bir şey. O taş işlediğiniz olay da bu hile. Yani zeytinyağında hile. Evet, evet. Evet. Bakınız burada sevgili Mahmut Eskiyörük çok enteresan şeyler söylüyor. Süt olmadan peynir nasıl yapılır, bana bunu açıklayın diyor. Efendim et olmadan nasıl sucuk yaparsınız söyleyin bana diyor. Var demek ki böyle şeyler. Ve de etiketin üstünde sucuktan, hani nereden atladık gıda örnek olsun diye söylüyorum. Doğru. Az şey, çok yağlı, çok baharatlı sucuk ne demektir? Evet. Ne demektir? Zeytin, bakın bir örnekten söylüyorum. Zeytinyağı örneğinden. İçindeki zeytinyağı oranı sadece %10. Buna nasıl bir ceza verilecek? Buna nasıl bir ceza verilecek? Bu tespitlerinizde var yani. %10. Var tabii ki. Var. Elimde örnekleri saklıyorum. Bakınız, çok lüks bir market. Girdim Gaziemir'de. İnanılmaz derecede. İsmini veremiyoruz tabii. İsmini veremiyoruz. Evet. Ve dedim ki ya sizi tebrik ediyorum dedim. Gerçekten işte Avrupa'da gördüğümüz şekilde böyle tertemiz, pırıl pırıl. Ya baktım, ya olmadı şimdi dedim. Ya bunu yapmasaydınız dedim. Nedir beni böyle dehşete ilgilendiren? 46 kiloluk üreticilerin taşıdığı bir plastik kap, orada dökme zeytinyağı satıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu böyle bir şey olamaz. Evet. Şimdi gıda sektörünün
mutlaka disipline edilmesi. Bir zamanda dökme zeytinyağını hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yurt dışına ihraç ediyor. Şimdi o şeyle de onu da şöyle başarsak, Türkiye zeytinyağı konusunda dış rekabet gücü ne yazık ki çok zayıf. Bakınız, hatırlayacaksınız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdiği anlaşmanın, pardon, Gümrük Birliği'nin anlaşmasının yapıldığı Kızılay'da havai fişeklerin patlatıldığı günü hatırlarsınız hocam. Çok iyi hatırlıyorum, evet. O anlaşma Türkiye'nin yüz karasıdır. Evet. Niye? Çünkü çok ciddi gümrük vergilerini Türkiye'nin kabul ettiydi. Bakın, rekabet gücünüz sıfır. Çünkü 1.2 euro, belki bu 8'dir şu anda bilemiyorum ama 1 noktanın üstündeki bir gümrük vergisini ödemeyi kabul etmişsiniz. Onlar size sıfırla girecek. Nasıl olacak bu iş? Doğru. Türkiye'nin, bakın biz Almanya'ya zeytinyağı ihracatı yapmış bir şeyiz. Almanya Kooperatifler Federasyonu DGVR'nin 17 birlik başkanı ile Gödence'ye geldi. Yarım saatti kalacakları. Bir yarım gün kaldılar. Ya anlaşma yapalım dediler. Bakın, Almanya'nın en büyük devi, kooperatif organizasyonu, sokaktan gücünü anlatmak bağlamında, sokaktan sıradan bir Alman vatandaşını çağırıyorsunuz. Bir kooperatif organizasyonun üyesi çıkıyor, ortağı çıkıyor. Onların çok istemesine rağmen biz onlara mal satamadık. Neden? Şundan. Çünkü dünya fiyatları ortada. Şimdi durup durduğu yerde İtalya'dan alacağı bir malı, Yunanistan'dan veya İspanya'dan alacağı bir mala 5 lira öderken sana neden 7 lira ödesin ki? Böyle bir şey var mı? Çok haklısınız, evet. Bu nereden geliyor 2 liralık fark? Yaptığınız anlaşmayı, gümrük vergisini koydunuz. İki, o çiftçi, İtalyan çiftçisi, Yunan çiftçisi, İspanyol çiftçisi 1.8 euroda devletinden destek alıyor. Rahmetli Ecevit onun için onlar ortak biz pazar olamayız demişti değil mi? Yani o evet. Şekilde bir şeyi vardı. Yani hocam, bizi çok şimdi, sevdiklerini de söyleyemeyiz zaten. Evet, son 5 dakikaya girdik. Zeytinyağından söz ettik de başka ne ürünleri var Gödence? Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi coğrafya olarak İzmir'in en özel. Çünkü bildiğim kadarıyla üzüm de var, her şey var. Sofralık, evet. İzmir'in Sofralık üzüm bölgesi. Bizim üzümleri zaten siz pazarlarda, Beşköy var, FM Çukuru, Kavacık, Payamlı, Çamtepe, Gödence. Bu bölgenin Sofralık, Siyah İnci, Alfons, Laval kasabasından Alfons, getirin. Alfons'a çok güzel bir isim bulmuş köylüler. Enfes diyorlar. Enfes ve Siyah İnci de olarak da geçer. Öyle mi? Tabii, evet. Siyah İnci olarak geçer. Kızıldağların şeysinden, o müthiş coğrafyasından çiçek ve çam balları var. Bademi var. Bal da satıyoruz. Badem var. Badem var. Seçkin zeytinyağı tüketicisinin ihtiyaçlarının karşılamak bağlamında. Evet. Şöyle de bir projemiz var. Hemen onu açıklayayım. Abone sistemi var. Siz zeytinyağı tüketici ne tüketiyorsunuz? Ev tarhanası, balınız, yeşil siyah zeytininiz, pekmeziniz, bütün bunlar, sabununuz. Çok güzel. 7 kalem Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin zeytinyağı sabunu. Tabii, bildiğiniz zeytinyağı sabunu. Şimdi Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2016'da yeni bir teknolojik yeniliğin hazırlığı içinde. Çok güzel. Şimdi artık Gödence İzmir'in 40-55 kilometre hemen üstünde, denizi 500 metre yukarıdan gören seçkin tüketicinin gelip alışveriş yaptığı, çay içtiği, kırsal turizmde nefes alabileceği efendim bir projenin hazırlığı içinde. Evet. Bu 20 yıldır devam eden çalışmalar, 3T formülü diyoruz. Nedir 3T? Tarım, turizm, ticaret. Güzel. Ben onu Bergama için 4T demiştim. Turizm, evet. Tarih, diğerisi de tarım. Sıralamıştık. Evet. Efendim, son 3 dakikaya girdik. Tabii bir şeyi daha öğrenelim. Çevreyle ilişkiniz nasıl? Bu program çevreden, çevremizden. Son
o şekilde. Şimdi, örneğin Karasu, örneğin işte atıklar gibi. Şimdi Türkiye'de atığı zeytinyağı üretiminden sonra ortaya çıkan atığı çevreye vermeyen ilk kurum Gödence Tarımsal Kalkımı. İlk, bakınız söylüyorum. Büyük bir logarı vardır. Bu logarla yaz aylarında püskürtmek suretiyle şey yapılır. Kurutulur. Şimdi bunu daha gelişmiş bir teknolojiyle, burada Yaşar Holding'le işbirliğimiz var. Devam ediyor. Kurutmak, çıkışta kurutmak, atığı da oradan gelecek katı adı da yakıt olarak kullanmak gibi, sıfır problem. Çevreye sıfır problem. O zaman çevre dostu bir kooperatif aynı zamanda. Evet, aynı zamanda. Sayın Kokulu, çok teşekkür ederiz. Zaman ne yazık ki bitiyor. İşte böyle oluyor bizim programlarda. Daha önce de başka yerlerde de bu genelde böyle. Tam söylemek istediklerimiz bir yerde mutlaka biraz daha kalıyor. Onları bir başka programda gene İnşallah. Birlikte değerlendirmeye çalışırız. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Ülkemi, ülkemin insanını çok seviyoruz. Onlar için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, tabii Sayın Kokulu'yla Atatürk'ün bize emanet ettiği diyebiliriz bir kurumu, Cumhuriyet'in kazandırdığı bir kurumu bugün tartışmaya açtık, kooperatiflerdi. Yani TC'lerle bilmem Atatürk'e Atatürk diyelim mi demeyelim mi gibi konuşmalarla bu işler yürümüyor. Doğrudan uygulamaya girmemiz lazım. Onun bıraktığı yerden birçok şeyi değerlendirmemiz gerekir. Bizden önce bunu yapanlar var. Selanik'te Kemal Atatürk Caddesi'ni koymuş. Selanik, Yunanlılar yani. Oradan birçok savaşa iştirak etmiş durumda olan insanlar. Churchill ne demiş? Bazı ülkelere 100 yılda bir dahi gelir. Ne yazık ki o da Türkiye'ye nasip oldu. Biz kıymetini biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmek için bu uğraşı veriyoruz. Gençlerimize özellikle nutuk başta olmak üzere konuyu derinliğine inceleyerek nasıl, nereden nerelere geldiğimizin bilinmesinin, idrakinin çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Efendim, saygılar sunuyoruz. Gelecek programda buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.